Sindirim süreci ve 12 parmak bağırsağından bahsedeceksek, vücudumuzdaki her şeyi içeren 4 temel makromolekülden bahsetmeliyiz. Bu moleküllerden biri olan proteinle başlıyoruz. Proteinler amino asit zinciridir. Burada iki amino asit görüyorsunuz. Bunlar peptit ile birbirine bağlıdır. Proteinden sonra karbonhidratlar geliyor. Bunlar da basit şekerlerin birbirine bağlanmasıyla oluşur. Bir basit şeker örneği verebilir misiniz? Aynen öyle. Glukoz. Bravo. Bildiniz. Glukoz demiştiniz değil mi? Glukozla galaktozun birbirine bağlanmasından disakkarit oluşur buradaki disakkaritin özel adı da laktoz olur yani tek bir basit şeker monosakkarit iki basit şeker disakkarit daha fazla olursa polisakkarit olur karbonhidratın yanı sıra vücudumuzda nükleotitler de bulunur bunlar nükleik asit yani dna'mızı oluşturur ve üç kısımdan meydana gelir birincisi şu an çizdiğim riboz şekerindeki fosfat grubu tam şurada baz kısmı vardır. Bu baz kısmı DNA'mızın kodlamasını yapan adenin veya guanin gibi kısımdır. Tabi son olarak da yağ geliyor. Yağın iki kısmı vardır. Üç oksijen grubu bulunduran trigliserol başı ve her oksijen grubunda bulunan yağ asidi. Üç yağ asidi kuyruğu ediyor. Bir, iki, üç. Temel makromolekülleri öğrendiğimize göre bunları kan dolaşımına katmadan önce parçalayan temel aşamaları görelim şimdi de. Proteinlerden başlarsak fırçamsı yüzey enzimleri peptit yani amino asit bağlarını kırmaya yarar. Peptidazlar yazıyorum buraya. Eğer bir enzimin sonunda az eki varsa o enzimden önceki şeyin parçalandığına işaret eder. Yani peptidaz, peptit bağını parçalar. Buna ek olarak pankreas da proteinlerimizi parçalamada yardımcı olmak üzere bazı enzimler salgılar. Tripsinojen ve bir miktarda kimotripsinojen içerir. Bir enzimin sonunda jen eki varsa işe koyulmak için henüz hazır değil veya tamamen işleyen hale gelmesi için son bir kırılmaya ihtiyaç olduğu anlamına gelir. İşte tam da burada fırça yüzeyi büyük rol üstleniyor. Fırça yüzeyinde enteropeptidaz denen bir enzim vardır. Bu enzim tripsinojeni aktif hali olan tripsine dönüştürmek için özellikle orada bulunur. Aynı şey kimotripsinojenin kimotripsine dönüştürülmesinde de geçerlidir. Bunlar aynı zamanda peptit bağlarını da koparır. Tıpkı peptidazların yaptığı gibi. Sadece çalışmaları için biraz daha fazla güce ihtiyaçları var. Proteinlerimiz ortadan kaybolduktan sonra tekli amino asit alt birimleri oluşur ve daha sonra emilir. Karbonhidratlara gelirsek pankreasın burada da çok yardımcı olduğunu görürüz. Çünkü pankreas şeker bağları veya diğer ismiyle glikosit bağlarını parçalayan amilaz adlı bir enzim salgılar. Fırça yüzeyi de burada devreye girer. Çünkü burada belli başlı basit şekerler arasındaki glikosit bağlarını parçalayan çok özel enzimler bulunur. Örneğin laktaz adı verilen fırça yüzeyi enzimi yalnızca laktozu parçalamada görev alabilir. Laktozla ilgili bahsetmem gereken ilginç bir özellik var. Midenizi üşüttüğünüzde ortaya çıkan küçük bir mikrop, 12 parmak bağırsak duvarının iltihaplanmasına sebep olabilir. Böyle yaparak bazı laktaz fırça yüzey enzimlerini işlevsiz hale getirir. E bu şekilde vücudumuzda laktaz olmaz. Yani laktozu parçalayacak bir şey olmaz. Yine aynı şekilde glukozu galaktozdan ayıracak hiçbir şey kalmaz. Geçici bir süre için laktoza duyarlı hale geliriz. Yani laktozu sindiremeyiz. Çoğu insan bu yeteneği geri kazanır. Fakat bu fırça yüzeyi enzimlerinin bizim için ne kadar değerli olduğunu sanıyorum artık daha iyi anlamışsınızdır. Yüzey enzimleri bazı disakkaritleri parçalamaya yarar. Pankreas da onlara yardımcı olur. En sonunda geriye basit şekerlerimiz kalır. Hatırlarsak her bir birimin adı monosakkaritti. Nükleoditlere gelince fırça yüzeyi burada da rol alır. Nükleoditleri parçalamaya yarayan ve fırça yüzeyinde bulunan enzim dizisine nükleosidaz denir. Nükleodidaz değil, nükleosidaz olmasının sebebi tam şuradaki bağı parçalaması ve bunun da riboz şekerine yapışkan fosfat grubunu oluşturması. Fakat bu aşamada bazımız ayrı bir birim haline gelir. Şimdi de son olarak yağ geliyoruz. Burada daha önce de bahsettiğim gibi safradan yardım alıyoruz. Hatırlarsanız safra da karaciğerimizden ve safra kesemizden geliyordu. Bu organlar 12 parmak bağırsağına safra salgılar. Aynı zamanda yağ emülsiyonuna ve yağların düzenlenmesine yardım ederler. Buraya parantez içinde düzenlemek yazıyorum. Çünkü yağları parçalamaktan ziyade düzenlemede rol alırlar. Parçalama konusunda yardımcı olan organlardan birisi ise pankreastır. Pankreas lipaz denen bir madde salgılar. Lipaz da şurada bir yerde bölünmeye başlar. Böylelikle de bu yağ asidi zincirlerinin her biri kopar ve şurada gördüğünüz yağ zincirlerine dönüşür. Buna tamamen kopup ayrı kalacak olan trigliserit başı da dahildir. Yani bir yağ molekülünden meydana gelen dört şey var. Evet, bunu da bitirdik. Hoşçakalın.